Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret Şirketi halka arz için başvuru yaptı ve SPK onayladı. Onaylı izahname gelmedi. Ben taslak izahname üstünden şirketi tanımak için bir kendime sunum hazırladım. Onu birazdan izleyeceğiz. Ondan önce internet sitesini şöyle bir gezmek istiyorum. İnternet sitesini gezerken bir yavaşlık söz konusu. Bunu kendi bilgisayarımla alakalı sandım ya da internet bağlantımla. Ama hiçbir alakası yok. Site biraz ağır çalışıyor. Burada Bülbüloğlu grubu görebiliyoruz. Bülbüloğlu grubuna ait ve küçük bir atölyede başlayan sanayi sevdamız bugün 400 çalışanı, 37 bin metrekarelik kapalı alana sahip üretim tesisi, Ankara, İstanbul ve İzmir bölge müdürlükleri gibi bu şekilde kendilerini tanımlamışlar. Hakkımızda kısmı burası. Şirket bilgilerine tıklayalım şurada. Ya da şu ürünlere bakalım. Direkt ürünlere geçeyim ben. Evet, burada çift kiriş gezer köprülü vinç var. Tek kiriş gezer köprülü vinçler şu şekilde. Bunlar tek kiriş köprülü vinçlermiş. Böyle ürünler, yani vinç üreten bir ürün. Tabii bunlar ağırlıklarına göre, kaldırma tonajlarına göre sınıflandırılıyorlar ve bunları işte indirip kaldırma mekanizmalarına yine kendileri üretiyorlar. Genel itibariyle küçük ölçekli bir şirket. Madenciliğe tıklayayım bakayım. Madencilik sahasında kullanılan vinçleri gösterecek galiba. Bu videoyu kısa tutmak istiyorum. O yüzden hemen buraya da bahsettikten sonra evet şu maden işlerinde kullandıklarını gösteriyorlar. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Yani sayfa tanıtım videosunu sunumla birlikte devam edeceğiz. Herkese merhaba tekrardan. Bülbüloğlu Vinç Sanayi halka arz oluyor. Onunla ilgili yapmış olduğum sunumdur. Bu şirket hakkında Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 1986 yılında Ankara Ostim'de kurulmuştur. İmalat konusu kaldırma iletme makinaları olan firma başlangıçta küçük tonajlı vinç imalatı yaparak gelişmesini sürdürmüş. 1997 yılının Eylül ayında Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınarak imalat kapasitesini artırmış. Sonra başka ne olmuş? 2006 yılının Ocak ayında Sincan Organize Sanayi Yenik Gelişim Bölgesi'nde 26 bin metrekare kapalı alana sahip ikinci fabrikasını kurarak çelik konstrüksiyon ve vinç üretim tesislerini ayırmıştır. Bülbüloğlu Çelik Endüstrisi Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 13 bin metrekarelik kapalı alan yeniken Ankara'da faaliyetlerine devam etmektedir demiş. Şimdi önemli olan kısım bizim için halka arz neden oluyor? Yani halka arz geliri, fon kullanım dağılımı nasıl olacak? Şirket yeni bir fabrika yapım aşamasında ve halka arz geliriyle inşaat maliyetlerini %40'ını finanse etmek istiyor. %30'uyla yeni makine alımı, %30'uyla da sermaye, işletme sermayesine katkıda bulunmak istiyor şirket. Şu anda 30 milyon sermayesi var. Sermaye artırım yoluyla 37 milyon 600 bine çıkacak. Yani burada 7600'lük 7 milyon 600 binlik kısım sermaye artırımı. Önder Bülbüloğlu'nun 900 bin lotu ve Bülbüloğlu Holding'in de 3 bin özür dilerim 3 milyonluk lotu ile birlikte toplam 11 milyon 500 bin lotluk bir halka arz ve oransal olacak. Dediğim gibi çoğunluk sermaye artırımı burada. Bununla geçiyorum. Yatırımları burada gördüğünüz gibi başkent organizede arsa yatırımı. Birinci organize arsa, Ankara Organize Sanayi bölgesinde bunlar. Tahmini tamamlanma yılları 2024 ve 2025'ler. Az önce bahsettiğim fon kullanım yerleri buralara aktarılacak. Hemen burada şirketin ürünlerini yani yapmış olduğu ürünleri kısaca göstermek istiyorum. Proses vinçler var. Burada yüksek kapasiteli 500 tona kadar yük taşıyabiliyor. Gördüğünüz gibi bu limanlarda ve büyük sanayi kuruluşlarında kullanılabiliyor. Burada kaldırma grubu var. Şirket standart kaldırma gruplarında yüksek teknolojiye sahip kompakt gövdeli kaldırma grupları ile çalışmaktadır.
demiş. Kaldırma kapasitesi 1 ton ile 80 ton arasında değişmekte olup FEM standartlarına göre çeşitli kaldırma grupları bulunmaktadır diye belirtmişler. Burada portal vinçler var. Yine açık ve kapalı alanlarda yük taşımak için tercih ediliyor diye bahsedilmiş. Tabii bunları bizim bildiğimiz yok. Ben bir tek GTA 5'te bir görev vardı. O zaman kullanmıştım bu portal vinci. Şimdi personel sayısına gelelim. Burada personel sayısındaki artış gözle görülür bir şekilde. Grafikte gördüğünüz pembe kısım toplam. Beyaz kısımda beyaz yakayı maviye yakın renk en alttaki de mavi yakayı temsil ediyor. Özür dilerim tam tersi. Burada gördüğünüz gibi önemli olan burada pembe grafiğin yukarı doğru ivmelenmesi. Şirketin halihazırda şu anda 423 personeli bulunmakta. Burada likidite oranlarını görüyoruz. Cari oran 1.22 ile başlamış 2019 senesinde 0.84'lere gerilemiş. 1.04, 1.08 olarak kapatmış. Bunları kendiniz durdurup inceleyebilirsiniz. Kendi yorumlarınızı bunlarda bulunabilirsiniz. Bunlar mali yapı göstergeleri falan. Son halka sonrasında sermaye hakkında bilgi verilmiş burada. Halka açıklık %30,59 olacak. Ve piyasada 11 milyon 500 bin adet lota sahip olacak şirket. Sonra burada yeni fabrikadan biraz bahsediyor. Kapasite artırımı ve yeni geliştirilen ürünlerin imalatına yönelik olarak Ankara Sanayi Odası 1. bölgede 40 bin metrekare arsa yatırımı yapılmaktadır. Arsa yatırımı firmamızın öz kaynaklarından karşılanmakta olup fabrika binası yatırımı için güncel teşvikler ve sair dış kaynak alternatifleri değerlendirilecektir gibi bunlardan bahsetmiş. Sonra şunu söylemiş mesela yatırım teşvik kapsamında katma değer vergisinden muaf tutulacakmış makine ve teçhizat. Bu da benim her halka arza yapmış olduğum gibi bir nasıl anlatayım rakamsal veriler üstüne bir bize perspektif sunmasını öngördüğüm bir çalışmadır kendisi. Burada görmüş olduğunuz gibi aslında bir hasılat tablosuna çok benzer. Ben hasılat, brüt kâr, esas faaliyet, net kârla birlikte dönen duran varlık, kısa uzun vadeli yükümlülük ve öz kaynaklara burada ağırlık verdim. Sonra aşağıya geldiğim zaman mesela hasılat büyüme ortalaması ben bu sefer farklılık olsun diye 2021 6 2022 6 arasındaki büyümeyi de ortalamalara dahil ettim. Ve %54'lük bir ortalama büyüme keşfettim. Yani bu sonuçlara göre şirket 2022 yılının tahmini hasılat rakamı 779 milyon olacak. Hemen alta gelelim. Burada da görmüş olduğunuz şeyler net kar marjı, brüt kar marjı gibi şeyler. Şirket ortalama olarak cirosunu %5'ini net kara dönüştürme kabiliyetine sahip. Yani ben burada net kar marjını %5 olarak aldım. Biraz düşük bir net kar marjı. Lakin bunu sektörel olarak biraz incelemek lazım. Belki bu sektörün böyledir yani hani o yüzden şimdi kesin hüküm vermek doğru olmaz. Bu sonuçlara göre 2022'nin net kar tahmini 39 milyonlara yakın olacak. Peki 2023 öngörüsü ne veriyor bize bu sistem? 2023'te 1 milyar 203 milyonluk bir hasılat bekliyoruz. Ve neticesinde de 60 milyon TL'lik bir net kar elde edilmesi bekliyoruz şirketin. Halka arz olacak dediğimiz gibi oransal dağıtım olacak. Talep toplama tarihleri şu an için belli değil. Başka söyleyeceğim şeyler 180 gün bedelli kullanım bedelli yapılmayacak ortaklar ve BIST 30 hisseleriyle birlikte fonları teminat göstererek bu halka arza katılabiliyoruz. Bu taslak izahnameye göreydi. Onaylı izahnamede değişen şeyler olursa elbette belirtmek isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.